Bolu cuma gününden itibaren yoğun kar yağışının etkisinde kaldı. Kent merkezinde yer yer kar kalınlığı 50 cm'ye yaklaşırken bazı sokak ve caddelerin ulaşıma kapandığı ya da ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi. Ulaşımla ilgili dile getirilen şikayetler üzerine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir basın mensuplarına açıklama yaptı. Yemek molası sebebiyle bir araya gelen karla mücadele ekiplerini de kamuoyuna gösteren Başkan Yardımcısı Özdemir, çalışanlara haksızlık yapıldığını belirtti. Hafta sonu çok güzel bir kar yağışıyla uyandık. Özellikle cuma gününde başlayan ve cumartesi ve pazara denk gelmesi nedeniyle bu kar bizi eziyet olarak değil, bu kar bizi sevindiriyor, mutlu ediyor. Çünkü Bolu ilkbaharıyla, sonbaharıyla, özellikle de kışıyla çok güzel. Biz bu kar yağışından mutluluk duyuyoruz. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Fakat bu her yıl olduğu gibi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda da kar yağışıyla birlikte maalesef haksız eleştiriler var. Haksız eleştirilere maruz nasıl kalıyoruz? Özellikle bazı siyasiler, ben onları siyasi demek istiyorum, ya da art niyetli kişiler evinde kahvesini çayını yudumlarken camdan dışarı bakıyor, diyor ki yollar açılmamış diyor. Ama ben özellikle ekipleri görmenizi istedim. Buradaki arkadaşlarımız şimdi burada çalışıyorlar. Biz özellikle görmeniz için sadece bu sebeple buraya topladım ben. Yaklaşık yarım saatlik. Bu arkadaşlara haksızlık yapıldığını belirtmek için size gösterdim. Çünkü bu arkadaşlar saat şu anda 2:30. Sabahın 5'inden itibaren, yani sabah daha gün ağarmadan saat 5'te ekiplerimizi topladık. Bu arkadaşlar kim? Bu şehirde temizlik yapan arkadaşlarımız, park bahçelerdeki arkadaşlarımız. Sabahın saat 5'inden itibaren bu saate kadar durmaksızın çalışıyorlar. Yürütülen çalışmanın önceki yıllara göre 2-3 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Özdemir, grader kiraladıklarını dile getirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü yapıyor daha önce. Hem park bahçeleri, hem temizlik, hem fen işlerindeki bütün arkadaşlarımız cumartesi, pazar, cuma günden itibaren karla mücadele çalışmasını gerçekleştiriyorlar. Ayrıca yolların açılmadığı ile ilgili, tuzlama açı yapılmadığı ile ilgili eleştiriler var. Biz bütün birimlerimizdeki, zaten Meteoroloji Müdürlüğü bizi uyardıktan sonra bütün birimlerimizdeki kepçemizi, grederimizi arkadaşlarımızın emrine verdik. Fen işlerinin emrine verdik. Dedik ki istediğin zaman telefon numarası, adresi şu alabilirsin. Kar yağışının başlamasıyla birlikte arkadaşlarımız sahadaydı zaten. Ve yoğun bir şekilde. Bakın dün akşam kar yağışı belki son yılların en yüksek kar yağışlarından bir tanesiydi. Tipi şeklinde yağdı. Bizim ekipler girdi. Biz sadece bununla yetinmedik. İlk defa Bolu Belediyesi şehrimizdeki bütün grederleri, bütün kepçeleri kiraladı. Yani özel sektörün elindeki kepçe ve grederleri de kiraladık. Şu anda yok. Ben burada duyuruda bulunmak istiyorum. Biz ulaşabildiğimiz bütün kepçe, greder sahiplerine ulaştık. Dedi ki kepçenizi, grederinizi kiralar mısın dedik. Sağ olsunlar, hepsi bize destek verdi. Hepsi kiraladı. Eğer bizim unuttuğumuz, benim bilmediğim, arkadaşlarım bilmediği kepçe ve greder sahibi olan varsa bana direkt cepten ulaşabilir. Hemen onu da kiralayacağız ve vatandaşlarımızın, şehrimizin hizmetine sunmaya hazırız. Ben buradan da bunu özellikle duyurmak istiyorum. Özdemir, çalışmaların devam edeceğinin mesajını verdi. Bolu Belediyesi ilk günden, ilk dakikadan, ilk saatten itibaren Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate alarak yoğun bir şekilde, tipi şeklinde kar yağacağını belirtmişti Meteoroloji Müdürlüğü. Biz bütün ekiplerimizle sahadayız. Gece gündüz sahadayız. Arkadaşlara ben sordum, dedim ki bu greder şoförleri, kepçe şoförleri gece uyumadı. Şu an hala çalışıyor. Arkadaşlarım dedi ki vallahi kar yağışından o kadar zorlandılar ki dedi. Uykuları gelmiş olabilir. Kar yağması sebebiyle gözleri artık görmez hale gelmeye başladılar. Dinlendirdik ekiplerimizi biraz. Başka ekipler koyduk. Tekrardan arkadaşlarımız bir iki saat dinlenmenin ardından tekrardan şoförlüklerine, grederlerin, kepçelerin başına geçip gece sabaha kadar hizmet etmeye devam edecekler. Yarın sabah okullar kapanır kapanmaz onu bilmiyorum. Onun kararını Bolu valimiz verecektir ama biz sabaha kadar çalışacağız. Yine park bahçeler, temizlik başta olmak üzere belediyedeki bütün ekiplerimiz kazma elindeki kürekleriyle birlikte şehrimizi temizlemeye çalışacaklar.